insanın nerede ve kiminle, kimlerin yanında durduğundan ziyade bulunduğu mevkinin, bulunduğu kişilerin, yanında bulunduğu kişilerin kimliklerini, manalarını, maneviyatını ve esrarını anlamasıyla şeref kazanır Müslüman. Ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala buyuruyorlar. Ya eyyuhellezine amenu, ey iman edenler, kunu ma'as sadikin, sadıklarla birlikte olunuz. Şimdi sadıklarla birlikte olmak ne demektir? Doğru insanlarla birlikte olmak ne demektir? Yani buradaki ma'iyet, beraberlik, bunun açılımı nedir? Allah Subhanahu ve Teala neyi kastediyor burada? Ma'iyet dediğin zaman, sen benim yanımda oturduğun zaman benle beraber misin? Allah Subhanahu ve Teala bu beraberliği beraberlik mi sayıyor? Onu anlatacağız inşallah bugün. Nerede durduğumuz, hangi mekanlarda durduğumuz mu önemlidir? Yoksa o mekanların manasına ermemiz mi önemlidir? Allah'ın istediği hangisidir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durmak mıdır şeref? Yoksa onun neye hizmet ettiğini, kime hizmet ettiğini, ne için hizmet ettiğini bilip o hizmet için gayret göstermek midir asıl şeref? Bunları anlatacağız. Şimdi bizim yaşantımızda da insanın eline bir alet verirler. Araba mesela diyelim veyahut da motor. Birisine verecek onu. Vereceği zaman bu adamın bu arabayı kullanmayı bilmesi lazım. Aradığımız şartlar. Ondan sonra nasıl bir şey olduğunu bilecek. Nasıl çalıştırıldığını bilecek. Nasıl gideceğini bilecek. Usta bir şoför olduktan sonra bir şeye daha dikkat ediyoruz. Bu insanın arabayı da sevmesi lazım. Neden? Çünkü arabayı, yani mala değer veren birisi olmazsa bu sefer çukura girer, şuraya girer, hor kullanır. Ona da dikkat ederiz. O da önemlidir. Şimdi bize miras bırakılan özellikler, onlar bize miras bırakıldığı zaman biz bir miras aldık. Teker teker bugün sayacağız inşallah. Neleri miras aldığımızı. Müslümanlık mirası var bizde. Ümmet olma mirası vardır. Kul olma mirası vardır. Torunluk mirası vardır dedemizden kalma. Onları bize bıraktılar. Bil mecburu biz onları aldık. Acaba mirasa sahip çıkan insanlardan mıyız? Hak etmiş miyiz mirası? O bize mirası bırakan zatlar acaba bizi şu an görseler iyi ki de bunlara bırakmışız mı derler. Onları anlayalım. Şimdi ilkten mekanımızdan başlayacağız. Bize böyle bir devleti miras bıraktı ecdadımız. Şimdi biz o ecdadın torunları olarak, Osmanlı'nın torunları olarak bizler, o ecdada layık torunlar mıyız? Biz onların torunları diyebilir miyiz kendimize? Dememiz için neler lazım bizde? Ben senin torununum demek için bize neler gereklidir? Onları bir düşünelim. Ne gereklidir bize? O ecdat, o şanlı ecdat ne için hizmet ettiyse, neye önem verdiyse ona önem vereceksin. Olmazsa olmadı. Olmazsa sen bu mirası hak etmedin. Hak edenlerden değilsin. Neye önem verdi peki ecdadın? Ecdadının önem verdiği nedir? Şeref bulduğu, Allah'ın ona izzet kazandırdığı, heybet kazandırdığı o özellik nedir? İslam'a sımsıkı sarılmakla verdi Allah o heybeti, o izzeti onlara. O insanlar ki İslam'a
600 sene sancaktarlık etmişlerdir. 1430 sene, 50 senedir gelmiş olan bu dini mübini İslam'a böyle sancaktarlık eden başka bir devlet gelmedi. O zaman onlar şanlı insanlardır. Allah katında makbul ve muteber insanlardır. Örnek alınması gereken insanlardır. Bize burayı bıraktılar. Miras olarak. Biz bu mirası hak ediyor muyuz? İstedikleri bir torunlar mıyız? Dikkat edelim. Eğer istediği gibi olmak istiyorsan bak bakayım neye önem gösterdi ecdadın? Neyin peşinden gittiler? Ne için can verdiler? Ne uğurda savaştılar? Önem vereceksin. O zaman hakiki bir torun olabilirsin sen. O zaman ecdadın seni gördüğü zaman elhamdülillah der. Ni'mel ibnu ente. Sen ne güzel evlatsın der. Sen ne güzel torunsun der sana. Sana verdiğim miras helal olsun. Hak ettin der.